billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehlen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Sehl ibn Hanif ismiyle bilinen bir sahabi yıkanırken Amir burada mı? Gitti. Amir Sehl'i bakışlarıyla deviriyor. Bir bakmasıyla adam yere düşüyor. Adam bayılıyor. Oradaki bulunan insanlar Sehl, Sehl, Sehl diyorlar. Sehl nedir? Kendinde değildir. Cevap vermiyor. Hemen koşuyorlar Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Diyorlar ki Sehl çok zor durumdadır. Ona yetişmeni istiyoruz diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birini itham ediyor musunuz? Yani bu duruma düşmesine sebep olan herhangi birini, herhangi bir insanı itham ediyor musunuz? Onlar da dediler ki Amir ibn Rabia. Onu itham ediyoruz. Amir'i yanına çağırıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu azarlıyor. Ve onu uyarıyor. Ve ona öfkeleniyor. Alâme yaktulu ahadukum ahâhu. Niçin sizden biriniz kardeşini öldürüyor? Onu gördüğün zaman bârakallâhu demen gerekmez miydi? Bârakallâhu. Yani biri hoşunuza gitti. Bir araba olabilir, bir insan olabilir, bir kadın olabilir, bir çocuk olabilir. Hoşunuza giden, beğenmiş olduğunuz şeye ne diyeceksiniz? Bârakallâh diyeceksiniz. Maşallah diyorlar. Maşallah. Bârakallâh. Niye böyle demedin diyor. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amir'e diyor ki git yıkan. Ellerini dizlere kadar, ayakları ne derler? Dirseklere kadar, ayaklarını da dizlerine kadar ve efendime söyleyeyim izarının içini de yıkan diyor bir kabın içinde. Ve sonra o suyu o kimsenin üzerine arkasından döküver diyor. Bunu yaptıktan sonra adam hemen kendine geliyor. Adam uyanıyor. Demek ki nazar haktır. Bazen insan gözüyle insana zarar verebilir. Bazen haset etmesiyle bir kimseyi mezara götürür. Deveyi de ne yapar? Kazana götürür. Yani insanın ölmesine sebep olur. Devenin de kesmesine ve kazanın içinde pişmesine sebep olur demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen insan haset etmesiyle birini hastalandırabilir veya öldürebilir. Bu kadar tehlikelidir. Bu türlü şeyleri nasıl tedavi etmek gerekiyor? Şer'i yollarla Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde bu türlü kişiler tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun yanında insan özelliklerini kendisine verilen imkanları, nimetleri fazla açığa vurmaması lazım. Ona buna söylememesi, ona buna nedir? Göstermemesi
Hatta bazen yemek yapıyorlar ve onu hemen telefonda ne yapıyorlar? Maalesef başkalarının nazarına uğrayabilirsin. O kadar yemek, o kadar bilmem ne. Yani o kişinin hasta olmasına veya ölümüne kadar sebep olabilir. Seni kıskanan insanlar vardır. Hatta Yakup, Yusuf aleyhissalatu vesselam'a ne demişti babası? Yusuf'un babası, ya buney la taksus ru'yake ala ihvetik fe yekidu leke keyda. Görmüş olduğun rüyayı evet kardeşlerine söyleme. Söylersen sonra nedir? Sana tuzak kurarlar, sana zarar verebilirler. Onun için yani kıskanan insanlar çok. Bazen çocuklarını kıskanırlar, bazen hanımını kıskanırlar, bazen işini kıskanırlar, bazen zekanı kıskanırlar, bazen aklını kıskanırlar. O sebepten dolayı her şey efendime söyleyeyim insanlara gösterilmez, her şey insanlara anlatılmaz. Demek ki beğendiğimiz bir şey gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Berakallah diyeceğiz. Bu sözü söylediğimiz zaman inşallah Teala hiçbir tesir olmaz. Hiçbir zarar verilmez. Bir bu. Bunun yanında da takva sahibi olmak gerekiyor. Yani Allah'a ve Peygamber'e itaat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili Allah Teala buyuruyor ve diyor ki وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا iki şey, sabır ve takva. Eğer sizde bulunursa hiçbir kimse size zarar veremez. Hiçbir kimse size diyor zarar veremez. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Onların hileleri, tuzakları size nedir? Zarar veremez. Takva sahibi olmamız gerekiyor. Üçüncüsü, haset eden kimsenin hasedinden ne yapacağız? Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınacağız. Her sabah, her akşam ve yatmadan önce de namazlardan, farz namazlardan sonra da evet, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ surelerini okumalıyız. Sabahleyin üç kere. Akşamlayın nedir? Üçer kere her birini. Yatmadan önce de bunlar nedirmelidir? Üçer kere okunmalıdır efendim. Bunun yanında aynı şekilde o haset eden veya kıskanan kimseyle meşgul olmayacaksın. Onu Allah'a havale edeceksin. Allah istemedikçe nedir? Hiçbir kimse hiçbir kimseye zarar veremez. Son olarak seni kıskanan, haset eden kimseye iyilik yapacaksın. O zaman o kıskanmasını, haset etmesini ne dersin? Bastırırsın, söndürürsün. İyilik yapacaksın, ikramda bulunacaksın veya bir hediye vereceksin. Böylelikle efendim Rabbim seni onun şerrinden inşallah Teala netmiş olur, korumuş olur, muhafaza etmiş olur. Allah bizleri haset eden kimselerin hasedinden muhafaza eylesin. Amin. Çocuklarımızı da, kızlarımızı da ve hanımlarımızı da muhafaza eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.